Biz Türkiye İşçi Partisi olarak 14 Mayıs seçimlerini kazandığımıza inanıyoruz. Onu da şöyle ifade edeyim. Devletin tüm imkanları kullanılarak ve tüm şaibeli sandıklara rağmen halk Erdoğan'a onay vermemiştir. Tam da burada duruyoruz ve bunun için de mücadele etmeyi göze alıyoruz. Dün nasıl eminsek bugün de öyleyiz ve biz kazandık, yine kazanacağız diyoruz. 100 yıl önce nasıl saltanata ve emperyalizme karşı biz kazandıysak, bugün de sülale devrine ve tek adam rejimine karşı biz kazanacağız. Bunun için çaba göstereceğiz. Bu aslında sadece bir Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun seçimi değildir. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu her şekilde destekliyoruz. Bunun için çabalayacağız. Ama sadece bir Kemal Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan seçimi değildir. Bu şu anda geleceksiz bırakılan gençlerle Erdoğan arasındaki bir seçimdir. Kadınlarla, her an öldürülme korkusu yaşayan ve öldürülen kadınlarla, partisinden kadınları öldüren Hizbullah'ı milletvekili seçtiren Erdoğan arasındaki bir seçimdir. Bu depremde ölen, ölmese bile bir şekilde süründürülen depremdeki insanlarla Erdoğan'ın kendi yandaşlarının arasındaki seçimdir. Bu seçim emeğiyle para kazanan işçiyle Erdoğan döneminde palazlanan sermaye arasındadır. Bütün bu emekçilerin, çalışanların, öldürülen kadınların umudu da şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'ndadır. Bu yüzden bu seçim çok önemlidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek özellikle biz kadınlar açısından çok daha önemlidir. Çünkü hayatımız söz konusudur. Evet, parasızız, evet ekonomik olarak çöktük, evet geleceğimiz ne olduğu belli değil, evet çocuklarımız ne olacağı belli değil, ama biz kadınlar olarak en önemlisi öldürülmemiz, yani hayatımız söz konusu. Hayatımızın sadece öldürülme değil, hapsedilmemiz söz konusu. Hayatlarımızın başka türlü de çalınması söz konusu. Bu yüzden bütün kadın arkadaşlarımı ben sandığa davet ediyorum. Çünkü kullanılmamış 8 milyon oy var. Bu üçüncü parti anlamına geliyor. Çok önemlidir. Bu 8 milyon kişi ne olursa olsun sandık başına gidip oy kullanmalıdır. Özellikle kadınlar, sizden daha çok bekliyorum. Çünkü bizim için çok daha önemli. Biz de Türkiye İşçi Partisi olarak sokaklarda, okullarda, pazarlarda, her tarafta bu seçimde galip gelmek için mutlaka çalışacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyeceğiz. Sadece bununla yetinmeyeceğiz. Aynı zamanda da sandık başları için eğitim alacağız. Zaten almıştık, zaten oradaydık. Ama şimdi eğitimimizi biraz daha geliştireceğiz. Sandık başlarında olacağız. Seçim bittikten sonra da oylar teslim edilene kadar tamamen sandık başlarında olacağız. Herkesi hem göreve davet ediyorum, sandık başları için göreve davet ediyorum, hem de Kılıçdaroğlu'na oy vermek üzere sandığa gitmek için davet ediyorum.